Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un kısa süre önce raflardaki yerini alan orta segment modeli Galaxy M31'i inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, incelememize başlamadan önce size ufak bir not olarak bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde bir koronavirüs salgını söz konusu. Biz de artık ofis yerine evlerimizden çalışmaya başladık. Dolayısıyla ben bu videoyu kendi evimden çekiyorum. Evimde bir yer hazırladım. O yüzden imkanlar biraz daha kısıtlı. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş Samsung'un orta segment modelini incelemeye başlayalım. Evet, telefonumuz bu. Yani M31 bu. Bu kısa süre önce satışa sunuldu. Ve fiyatı arkadaşlar 2700 lira. Bunu size hemen incelemenin başında belirttim. Tasarıma baktığımızda klasik bir damla çentik tasarımı görüyoruz ki Samsung son dönemde aslında delikli ekran tasarımına geçmişti. A51 falan çıktı biliyorsunuz. Onun da fiyatı 2550 lira civarında. Teknik özellikleri hemen hemen M31 ile aynı ve M31'den daha ucuz. Açıkçası söylemek gerekirse daha da şık, daha ince ve delikli ekran tasarımı mevcut telefonda, çerçeveler daha ince. Dolayısıyla burada ben M31'in neden bu kadar yüksek bir fiyatla çıktığını anlamadım. O yüzden zaten size fiyatı hemen başta söyledim. Bakıyorsunuz kalın çerçeveler mevcut. Özellikle şu alt çerçeve hayli kalın. Yan çerçeveler de bayağı kendini hissettiriyor. Delikli ekran yerine damla çentik tasarımı tercih edilmiş ki delikli ekran çok daha şık görünüyor. Açık konuşmak gerekirse burada bu damla çentiğin o kadar da şık durmadığını söyleyebiliriz artık ki bu tasarım çizgisi artık eskidi arkadaşlar. Tamam, 2019'da eyvallah çıkan telefonların %80'i %90'ı bu tasarıma sahipti. Biz bunu kabullendik ama artık yıl oldu 2020. Dolayısıyla artık bu tasarımın eskide kaldığını söyleyebiliriz. Tabii şöyle bir şey var. Atıyorum bir telefon tasarlarsınız. Fiyatı 2000 liranın altında olur. İşte 1700, 1600, 1500 gibi. Onlar da bu tarz tasarımların görmek tamam. Bununla çok fazla şaşıracak bir şey yok. Ama sen bir telefonu 2700 liraya satıyorsan kalkıp da böyle bir tasarım kusura bakma olmaz yani. Bunu biraz daha geliştirmen lazım. En azından şu çerçeveleri ne bileyim inceltmen lazım. Bu alt kısmı madem illeki damla çentik kullanacağım diyorsun. Şu alttaki çerçeveyi bir kere yok sınırına getirmen lazım. Üstten de sadece kamera çentiğinin durması lazım. Ama bu tasarım açıkçası olmamış. Geldik telefonun kalınlığına. Telefon arkadaşlar Samsung'un son dönemde çıkardığı modelleri kıyasla biraz daha kalın. Bunun sebebi muhtemelen telefonda 6000 mAh'lik batarya olması. Yani telefon değil adeta bir powerbank. Bu 6000 mAh denemesi Samsung'un belki tamam şarjı işte çok fazla uzun gidecek vesaire vesaire ama kalkıp 6000 mAh var diye de bu telefonu bu kadar çirkin yapmaya gerek yoktu. Şimdi üst tarafa geçiyoruz. Üst tarafta bir tane sadece mikrofon koymuşlar. Yanda sim kart yuvası var. Burada power ve ses açıp kapatma tuşu bulunuyor. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde ise şurada kare şeklinde konumlandırılmış kameralar ve hemen burada da bir fiziksel parmak izi okuyucumuz mevcut. Samsung normalde orta segmentteki A serisinde falan yani mesela bundan daha ucuz olan 150 lira daha ucuz olan 2500 liraya satılan A51'de ekran altı parmak izi okuyucusu tercih etmişken 2700 liraya sattığı M31'de fiziksel bir parmak izi okuyucusu koymuş ki artık bu parmak izi okuyucuları da eskide kaldı. Dolayısıyla bu telefonun tasarım açısından sınıfta kaldığını sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu söylerken şunu da dikkate alıyorum. 2700 liralık fiyat etiketi. Samsung eğer bu telefonu 1900 liraya falan satışa sunsaydı derdim ki tamam fiyatına göre uygun bir tasarım vesaire. Ama 2700 lira istiyorsanız bir telefondan böyle bir tasarım, işte ne bileyim bu kalınlık, burada bir fiziksel parmak izi okuyucu olmaması lazımdı. Dediğim gibi 6000 mAh'lik batarya ile geldiğinden ötürü biraz kalın olmuş telefon. Ki günümüz şartlarında 6000 mAh'lik bataryaya gerek olduğunu ben çok fazla düşünmüyorum. Neden diye soracak olursanız zaten hızlı şarj teknolojileri gelişiyor. Yani telefonunuzu şarja takıyorsunuz ve işte 15-20 dakikada zaten %60-%70 şarja ulaşan telefonlar var artık. Dolayısıyla burada 6000 mAh'lik bir batarya koyup ben çok yüksek işte miktarda bataryalar koydum diye önmemesi lazımdı Samsung'un diyebiliriz. Şimdi dilerseniz artık telefonumuzun teknik özelliklerinden biraz bahsedelim. Ardından kamera tarafına da giriş yapmış oluruz. Samsung Galaxy M31'de A51'de de kullandığı bir yonga seti olan Exynos 9611'i tercih etmiş. Biliyorsunuz bu yonga seti Samsung'un kendi üretimi ve RAM tarafında da 6 GB'lık bir opsiyon olduğunu görüyoruz. Bize gelen model 128 GB'lık dahili depolama alanına sahip.
Batarya tarafına baktığımızda ise az önce de belirttiğim üzere 6000 mAh'lik bir batarya var. Ekrana baktığımızda arkadaşlar 1080x2340 piksellik 6.4 inçlik oldukça geniş bir ekran karşılıyor bizleri. Bu ekran yine Samsung'un kendi ürettiği Super AMOLED teknolojisi. Yani Samsung'un ekran tarafında zaten başarılı olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla bu modelinde de AMOLED ekran kullanmış. Biliyorsunuz genelde orta segment modellerde, özellikle Çinlilerin ürettiği modellerde genel itibariyle IPS LCD paneller tercih ediliyor. Fakat Samsung zaten ekran tarafında dünyanın bir numaralı markası olduğu için orta segment de olsa genel olarak baktığımızda hep AMOLED ekranları tercih ettiğini görüyoruz. Telefonun kamera tarafına baktığımız ise ön tarafta f2.0 diyafram aralığına sahip 32 megapiksellik bir ön kamera var. Arkada ise dörtlü bir ana kamera modülü karşılıyor bizleri. Ana kamera tarafına baktığımızda ise 64 megapiksellik f1.8 diyaframa sahip geniş kameraya, 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 5 megapiksellik makro kamera ve 5 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Zaten artık orta segment modellerde bu dörtlü kamera kurulumunu görmeye alıştık. Yani nedir? Bir tane ana kamera oluyor ki bu genelde geniş açı kamerası. Bir tane buna ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Bir tane makro kamera ve bir tane de derinlik kamerası eşlik ediyor. Dolayısıyla Samsung'da da böyle bir kamera kurulumuyla karşı karşıyayız. Burada önemli kriter 64 megapiksellik geniş açı kamerası. Çünkü A51 ile kıyaslıyoruz ya sabahtan beri. Onda 48 megapiksellik bir kamera vardı. Burada ise 64 megapiksellik bir kamera olduğunu görüyoruz. Diğer kamera değerleri hemen hemen aynı. Tabii arkadaşlar bu kağıt üzerinde yazılanlarla karşılaştırma yapmak çok doğru olmayabilir. Ne yapacağız? Biz bu iki telefonla da fotoğraflar çekip sizlere bu fotoğrafları göstereceğiz ve iki telefonun nasıl bir fotoğraf performansına sahip olduğunu, nasıl bir kamera performansına sahip olduğunu daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Tabii bunun için biraz bu korona günlerinin geçmesi gerekiyor. Çünkü şu anda gerçekten dışarı çıkamıyoruz. Dediğimiz gibi hani evimizi artık ofis haline çevirdik ve buradan videoları çekiyoruz. Dolayısıyla dışarı çıkmadığımız için de çekebileceğimiz fotoğraflar da sınırlı. Biz size daha geniş açıda daha farklı fotoğraflar sunmak istiyoruz. O yüzden bu galerilerimizi de biraz askıya aldık diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar, şu anda bu videoyu M31'in ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamerasıyla bir çekim yaptığınızda görüntü ve ses kalitesi bu şekilde olacak diyebiliriz. Şu anda ise telefonun arka kamerasındayım. Telefonun arka kamerasıyla bir çekim yaptığınızda görüntü ve ses bu şekilde geliyor. Şöyle elimi kapatıp açayım. Netleme oranına da bakın hemen. Yani bu şekilde. Arka kameranın performansı da bu. Öte yandan şunu da belirtelim telefonla ilgili. Telefonun fiyatı 2700 lira olduğu için bu segmentte alabileceğiniz pek çok model mevcut. Dolayısıyla hani Samsung alacağım deseniz bile illa Samsung tarafında da bir sürü model var. Bu yüzden hani M31'i almadan önce iyice bir araştırmanız gerekiyor. Şunu da dipnot olarak tekrardan hatırlatayım size. Bu telefonun türevlerinden tek üstünlüğü, bakın tek üstünlüğü diyorum. Nedir? 6000 mAh bataryaya sahip olması. Ben ne yapacağım 6000 mAh'i diyorsanız zaten M31'e çok da bakmanıza gerek yok. Çünkü A51 ile kıyasladığımızda bile ki o da Samsung modeli çok daha ondan çirkin duruyor. Dürüst olalım. Çirkin. Ve kalın. Kalınlığı da var. Parmak izi okuyucusu arka tarafta, demoda bir tasarım, yani gömülecek bir telefon diyebiliriz arkadaşlar. Bu telefonu biz A51 ile kıyaslamıştık. Dilerseniz o videoyu da kanalımızdan göz atabilirsiniz. Yani hangisi daha hızlı, hangisi daha hızlı değil. Yani böyle bir performans testi yapmıştık. Ona da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.